anlatsa. Bir arkadaş bana bir libertaryen testi göndermiş. Bunları şöyle bir okumam lazım. Çünkü bir sürü soru soruyor. Hangilerine katılıyorsunuz diye soruyor. Anladığım kadarıyla son zamanlarda libertaryanizm yani bireyin mutlak özerkliğini savunan, devlete karşı bireyin haklarını sonuna kadar savunan, devletin varlığını gereksiz ve zararlı gören bir siyasi düşünce anlaşılır nedenlerle hem Batı ülkelerinde özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde hem Türkiye'de bir miktar taraftar topluyor. Dolayısıyla benim bu konudaki görüşlerimi sık sık soran genç arkadaşlar oluyor. Sağlık hizmetleri devletin vatandaşlarına borçlu olduğu bir hak veya hizmet değildir. Katılıyor musun, katılmıyor musun diye soruyorlar. Sadece bireyler haklara sahip olabilir. Toplu haklar, azınlık hakları veya ırk, cinsiyet, din veya cinsel yönelim temelli haklar diye bir şey olmamalıdır. Katılıyor musunuz, katılmıyorsunuz? Katılmıyorum aslına bakarsanız. Yani azınlık hakları, toplu haklar, ırk, cinsiyet, din ve cinsel yönelim temelli haklar meselesinin inanılmaz bir şekilde istismar edildiği, abartıldığı ve bireysel hakları yok etme noktasına geldiği fikrine katılıyorum. Ama bu prensip olarak reddedilmesi gereken bir şey midir? Yoksa konjonktürel olarak bozulmuş bir şey midir? Bu konuyu konuşmak lazım. Organ nakli için insan organlarının ticareti rıza gösteren yetişkinleri içerdiği sürece yasal olmalıdır. Katılıyor musunuz? Katılmıyor musunuz? Katılamıyorum. Prensip olarak evet diyorum fakat uygulamada bunun doğuracağı sorunların altından kimse kalkamaz diye düşünüyorum. Çünkü rıza gösteren yetişkinler ibaresi burada. Ne kadarı ve hangi koşullarda mutlak bir şekilde özgür ve akli iradeyi temsil eder meselesi zannettiğinizden çok daha karışık bir meseledir. Çünkü insanlar bir takım mecburiyetler altında yaşarlar. İnsanlar çoğu zaman, bazen filan değil, hemen hemen hiçbir zaman tam manasıyla bağımsız, dünya gailelerinden kurtarılmış bir iradeyle karar vermezler. Hemen her zaman mecburiyet altında karar verirler. Özel şirketlerin kendi para birimlerini basmalarına izin verilmelidir. Bilmiyorum. Yani aslında sonuç olarak çek dediğin şey özel şirketlerin kendi para birimleridir, değil mi? Nasıl olur bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Siyasi partiler üyelerinin ödemeye razı oldukları dışında herhangi bir vergi veya devlet desteği alma hakkına sahip olmamalıdır. Katılıyorum buna. Doğrudur. Mülkiyet hakları diğer insan haklarıyla aynı düzeyde korumaya tabi olmalıdır. Zor sorular bunlar. Doktorlar, psikologlar ve benzerleri için devlet onaylı tıbbi ruhsatlandırma kaldırılmalıdır. Muhtemelen evet, buna katılırım. Tüm uyuşturucular yasal olmalıdır. Doğrudur. Sabıkası olmayan kişilerin silah sahibi olmasına izin verilmelidir. Katılıyor musunuz, katılmıyor musunuz?
Ne kadar zor sorular bunlar, farkında mısınız? Şöyle bir gerçek var. İki temel şeye değinmek lazım. Bir, tamamıyla